Hey Yasin! Adil yargılamanın en temel koşulu saydığımız savunma hakkımız kısıtlanıyor. Ona rağmen yasanın zorunlu müdafilik saydığı alanlardaki zorunlulukların kaldırılmasına rağmen yapıyoruz. Ve aynı zamanda bir rejim tesisi de hukuk alanında gerçekleşmiş oluyor. Yani hakim savcılar kurulunun yapısının değişmesinden tutalım da avukatlık mesleğinin yeniden organize edilmesine kadar aslında bir siyasal rejimin dönüşümünde bu alan özel bir rol biçiliyor şu anki mevcut siyasal iktidar tarafından. Bunun sonuçlarını biz hukukçular olarak da yaşıyoruz. Yani mesleğimizi gerektirdiği biçimde yapamamak olarak karşımıza çıkıyor bu. Aynı zamanda da toplumsal mücadelenin çeşitli dinamikleri de yaşıyor. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde hapishanede olmak yüreğimizi daraltmıyor, inancımızı bükmüyor. OHAL rejimine karşı özgürlük ve adalet kazanacak. Bunu biliyor, bu inançla günümüzü kutluyoruz. Çalışmalarınızda başarılar, dayanışmayla Özlem Gümüştaş, Sezin Uçar, Bakırköy Hapishanesi. Gözaltına alındık ve kaçma şüphesi ve delilleri karartma şüphesiyle hakkımıza tutuklama kararı verildi. Aylar sonra iddianame hazırlandığında gördük ki aslında yıllar önce katıldığımız basın açıklamaları, müvekkillerimizin katıldığımız cenaze törenleri ve onlar için yaptığımız resmi işlemler nedeniyle yargılanmışız. Aslında mesleği yapma biçimimiz nedeniyle yargılandığımızı görmüş olduk. Birkaç örnek vereyim. Örneğin kadın katliamı davalarını takip ediyoruz. Aynı zamanda adliyenin önünde açıklama da yapıyoruz. Avukatlar olarak ya da kadın örgütleriyle birlikte meclise dilekçe de veriyoruz. Mesela bunlar bir suç kapsamında değerlendirilmiş. Savunmayı hukuka uygun bir şekilde yürüttü diye bir avukat hakkında mesela terör örgütüne destek olmakla suçlayan soruşturmalar açılabiliyor. Hakkında suç duyuruları yapılabiliyor avukatların. Keza işte savunmaları kısıtlanıyor süre yok gerekçesiyle. Ya da işte delillerle suçlamalar arasındaki ilişkilendirmenin yapılmasını ısrarla talep eden avukatların bu talepleri göz önünde tutulmuyor. Hakkında soruşturma başlatılan müvekkilimi emniyette göremiyorum ben mesela. Soruşturma aşamasında gözaltına alınma kararına itiraz edemiyorum. Yani avukatın bu yönüyle de hakkı kısıtlanmış durumda. Değerli arkadaşlar, akşam 6.30'da Avukatlar Günü vesilesiyle Galatasaray Meydanı'nda toplanacağız cübbelerimizde ve oradan baronun önüne bir yürüyüş yapıp açıklama yapacağız. Tüm arkadaşları bekliyoruz. Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğimizde bize ajanların avukatları geldi diye biliyorlar mesela veya cezaevine müvekkil ziyaretine gittiğimizde casusların avukatları geldi ya da işte müvekkilinize söyleyin daha kim bilir kaç yıl burada sürünecek çünkü şöyle bir şey yaptı işte suç işledi gibi yaklaşımlar sergilenebiliyor. Hak, hukuk, adalet! Osman Bey neredeyse 1000 gündür haksız surette tutuklu. Defalarca beraat tahliye edilmesi yönünde kararlar çıkmış olmasına rağmen yani 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararından tutun da asıl önemli olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı tabii. Tutukluluğun derhal sonlandırılması gerektiğine vurgulamasına rağmen Osman Bey hala tutuklu tutuluyor bir esir gibi kanımca. Osman Kavala bir kanuni zorunluluktan dolayı cezaevinde değil. Osman Kavala'nın tahliye için bir reforma ihtiyaç yok. Osman Kavala uygulamacıların verdiği kararlar sebebiyle cezaevinde. Herhangi bir kanun zorunluluk değildir. Reforma da ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla Kavala pekala dün de tahliye edilebilirdi. 2 sene boyunca cezaevindeyken herhangi bir gün de tahliye edilebilirdi. Yarın da tahliye edilebilir. Burada aslında amaçlanan topyekun sivil alanı susturmak, baskılamak, insan hakları savunuculuğu mücadelesini ortadan kaldırmak, imkansız hale getirmek. Çünkü verilen cezalar o kadar dayanaksız ve o kadar kanıtlanamamış iddialara dayanıyor ki iddianame o davada öyle absürt ve gerçeğe aykırılıklar içeriyor ki hatta mesela bizim müvekkil Peter Steutner şöyle tanımlanıyor iddianamede. 40 yaşlarında kıvırcık siyah saçlı bir kadın. Yani düşünebiliyor musunuz hatayı? İddianamede savcı öyle bir hatalı içeriğe yer veriyor ki müvekkilimiz 48 yaşında kısa saçlı bir adam olmasına rağmen onu bir kadın diye tanımlayan bir gizli tanığın ifadesine yer veriyor. Muhtemelen başka bir iddianameden kopyala yapıştır yöntemiyle oraya alınmış. Bir savcıyla soruşturma dosyasını görüşmek,
bir dosyaya dilekçe vermek, bir soruşturmaya etkin müdahalede bulunmak. Yani sadece katiplerle telefonda görüşebiliyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Yargı makamı içerisinde en temel öznelerden birini işin dışında bırakıyorsunuz. Yani savunma makamını yapabileceklerini, yargılama içerisinde oynayabileceği rolü görüp bunu olabildiğince en asgariye indirmeye çalışıyorlar. Öyle şeyler yaşıyoruz ki bugün mesela Büyükada davasının gerekçeli kararı geldi. Herkesin tabii acayip morali bozuldu çünkü gerçekten berbat bir gerekçeli karar. Yani CMK kapsamında yani mevcut olan birçok yazılı hukuk normu kapsamında içermesi gereken unsurları içermiyor. Savunmalara yer vermiyor doğru dürüst. Şimdi bakıyoruz pek çok avukat arkadaşımızın hakkında soruşturmalar var. Bu yönüyle açılan davalar var. Sadece bizim gibi tutuklananları kastetmiyorum. Örneğin mesela 10 Ekim katliamını protesto etmiştik adliye önünde. Pek çok avukat arkadaşımıza örgüt propagandası suçundan dava açıldı. Muhalif avukatlara ve avukat örgütlerine dönük çok ciddi saldırılar var. Bugün Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nden avukat arkadaşlarımız tutuklu. Çağdaş Hukukçular Derneği'nden avukat arkadaşlarımız tutuklu. Yine politik bürolar, halkın hukuk bürosu, Edirne'nin hukuk bürosu gibi demokratik muhalefetin avukatlığını yapan, bu topraklarda devrimci demokrat alanda avukatlık yapan, muhalif avukatlık yapan avukat örgütleri her dönem baskı altındalar. Ve en nihayetinde mesleği yapamayacak duruma getirildi. Yani şu an elbette ki yine çok önemli bir meslek olduğunu düşünüyoruz hak alma mücadelesi bakımından. Ama son derece sınırlandırıldığını da görmek lazım. Avukatlar bile bugün bu ülkede adil yargılanmadıkları için, düzmece bir mahkemede yargılandıkları için, adil yargılanma talebiyle başka da yapacak bir şeyleri kalmadıkları için ölüm orucundalar. Bu ülkenin Adalet Bakanlığı, bu ülkenin Yargıtay üyeleri ve başkanı iki avukatın, iki insanın ölümüne göz yumuyor, sessiz kalıyor. Ama biz bu suça ortak olmayacağız. 200. günü açtı Ebru'nun açlığı. Hem Ebru Timtik hem Aytaç Ünsal mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılandılar, cezalandırıldılar. Çok yüksek hapis cezalarına mahkum oldular ve bir avukat, yani bugüne kadar hukukçu kimliğiyle öne çıkmış bu insanlar adil yargılanmayı sağlamak için, yani bu kadar temel bir talep için ölüm orucu dışında yapabilecekleri başka hiçbir şey kalmamış oluyor. Devrimci avukatlar ne yaptı? Bağımsız savunmayı savundu. Halkın sesi oldu, tabanın sesi oldu. Asla iktidarlara biat etmedi. Bu nedenle cezalandırılmaya çalışıyorlar. Avukatlık mesleği sadece bir noter makamı değil aynı zamanda. Yani bir iktidar karşısında insanları, halkı temsil ettiği için aynı zamanda bir kamu hizmeti de görüyoruz biz. Yani sadece kendi haklarımız için bunu yapmıyoruz. Ya da mesela üst aramalarına karşı çıkarken aslında temsil ettiğimiz kesim adına buna karşı çıkıyorduk. Yoksa kişisel olarak üzerimizin aranıp aranmaması çok tali bir durumdu. Baroları bölerlerse, parçalarlarsa, atomize ederlerse eğer, barolar susarsa, o hani ele geçirdiler ya yargının üç tac ayağından ikisini, üçüncüsünü de ele geçirirlerse eğer bitireceklerini düşünüyorlar. Çünkü yargıyı siyaset stratejilerinin parçası olarak görüyorlar. Kendileri bir strateji üretemedikleri için yargı üzerinden ceza vermeye, yargı üzerinden planlama yapmaya kalkışıyorlar. Faşizme karşı! Türkiye'de çünkü baroların aslında çok uzun yıllara dayanan insan haklarını koruma hafızası ve davranış alışkanlığı var. Bu 60'lı yıllarda da böyle, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de de böyle, 90'lı yıllarda da böyle ve yakın tarihte de böyle olmaya devam ediyor. Barolara ve savunma kurumlarına yönelik bu baskıların çok daha büyük bir stratejinin ya da uzun soluklu susturma planının bir parçası olarak işlediğini söylemek doğru olur. Üç gündür biz yollardayız. Eğer yasaksa niye müsaade edildi? Eğer hakkımızsa
Niye burada engelleniyor? Hemen hemen bütün barolar karşı çıktıklarını açıkladılar. Siyasal eğilimleri ne olursa olsun baroların rolünü azaltacağı için, yani insan hakları mücadelesi içerisindeki rolünü de azaltacağı için bu yasaya karşı çıktılar. Anlamlı bir karşı koyuş da gerçekleşti. Yani sadece bir fikri karşı koyuş değil, aynı zamanda eylemli bir karşı koyuş da gerçekleşti. Bugün demokrasi tarihine ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Baro başkanları tartaklanmıştır. Baro başkanlarının geçişine izin verilmemiştir. Barolar işkenceye karşı, kötü muameleye karşı dik duruyorlar. Barolar kadın özgürlük mücadelesinde kadınların yanında duruyorlar. Barolar edilenlere, yoksullara, halklara durmadan devlet gücü, devlet otoritesi karşısında insanların, halkımızın, emekçilerin yanında duruyorlar. Baroları çok basit bir meslek odası haline getirecek. Sadece avukatların yan yana geldiği, kendi sorunlarını dahi çözme kabiliyetinin olmadığı basit, indirgenmiş kurumlar, kuruluşlar haline getirecek bir düzenleme. Net bir şekilde Ankara'da yani Türkiye'nin baro başkanlarını gözaltına almaya çalışıyor. İşte siz de görüyorsunuz. Sadece savunma alanına değil, tüm sivil topluma yönelik baskıların karşısında durmak gerekir. Sivil toplum alanı daraldıkça bu ülkenin demokrasisi geriye gider. Türkiye'nin avukatları bu ülkede demokrasi için, bu ülkede insan hakları için, bu ülkede adalet için, vicdan için savunma görevimizi korkusuz bir şekilde yapmaya devam edeceğiz.